Karun, Firavun yönetiminde Mısır'da yaşayan Musa aleyhisselamın kavmi olan İsrailoğullarındandı. Bu kavim Firavun'un emrinde eziyet görüyordu. Musa aleyhisselamın gayesi İsrailoğullarını Firavun'un eziyetlerinden kurtarmaktı. Karun çok zengindi. Sarayının bir odasında altın, gümüş ve mücevherlerini koyduğu demirden bir kasa vardı. Anahtarını da ancak birkaç güçlü adam taşıyabiliyordu. Karun İsrailoğulları gibi değildi. O hiçbir zaman onlar gibi köle olmamış, Firavun'un yolunu izlemiş, onun gibi zulmetmiş, dünya hayatını tercih etmişti ve emrinde de birçok kölesi vardı. Musa aleyhisselamın Karun'u doğru yola davet etmesi gerekiyordu. İsrailoğullarından bilgin kişileri ona gönderdi. Onlar Karun'a "Kibirlenme ve zulmetme" dese de Karun onların bu sözleriyle alay etti. Musa aleyhisselam bu sefer kendisi "Ey Karun, Allah sana sayılamayacak kadar çok servet verdi. Seni imtihan ediyor. Ya şükredeceksin ya da küfre düşenlerden olacaksın. Allah'ın sana vermiş olduğu zenginliği sana ahireti kazandıracak şeylerde sarf ederek ahiret yurdu için harca. Dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana ihsanda bulunduğu gibi sen de ona ihsanda bulun. Birincisinin meyveleri sana Allah'ın rızası ve merhametiyle ahirette verilecek. İkinciye gelince dünyada verilecek, azalıp bitecek. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Senden önce niceleri geldi geçti. Allah kendinden önceki devirlerde ondan daha kuvvetli ve daha çok mal biriktirmiş kimseleri helak etti. Onları günahlarından dolayı cezalandırdı. Allah'ın gazabından sakın. Ancak ne var ki Karun Musa aleyhisselamın sözlerine kulak asmayarak "Bunlar bana bendeki bir ilimden dolayı verilmiştir. Ben bu serveti hak ediyorum." قَالَ اِنَّمَا اُوْتِيْتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي اَوَلَمْ يَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَاَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ. Derken Karun ihtişam içinde kavminin karşısına çıktı. Hizmetkarları hazinelerin anahtarlarını taşıyordu. Dünya hayatını arzulayanlar şöyle dediler: "Keşke Karun'a verilenin benzeri bizim de olsaydı. Gerçekten o çok büyük bir devlet sahibidir." dediler. Kendilerine ilim verilmiş kimselerse "Yazıklar olsun size. İman edip salih amel yapanlar için Allah'ın sevabı daha hayırlıdır." dediler. O sırada kendisi ve sarayı yerin dibine geçti. Karun'un hikayesi de burada son buldu. Daha dün onun yerinde olmayı arzu edenler şöyle demeye başladılar: "Vay! Demek ki Allah kullarından dilediği kimselere rızkı bol verir ve kısarmış. Allah bize lütfetmiş olmasaydı bizi de yerin dibine geçirirdi. Allah'a hamdolsun. Bizleri bağışla ya Rabbi."